Herkese iyi akşamlar. Yakında Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi programı kapsamında 2021'in ilk programını, seminer dizisine başlıyoruz. Bugün yaklaşık bir yıldır içinde bulunduğumuz SARS-CoV-2 salgını ve COVID-19 pandemisi ile ilgili olarak hocaların hocası, duayen hocamız Profesör Doktor Nedim Çakır hocamıza yer verdik. Hocamızdan bugün güncel durumla ilgili SARS-CoV-2'nin bize neler getirdiğini, neler götürdüğünü konuşacağız. Hocam merhabalar. Nedim hocam hoş Merhabalar. geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hocam konuşmanıza başlamadan önce izin verirseniz size için ufak bir özgeçmişinizi anlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Profesör Doktor Nedim Çakır 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun oldu. 1975-78 yılları arasında aynı fakültede mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları dalında uzmanlık eğitimi aldı ve 1978 yılında uzman oldu. 1978-1980 yılları arasında aynı üniversitenin parazitoloji ana bilim dalında 1,5 yıl çalıştı. 1981 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak atanan Profesör Doktor Çakır, 1983-1985 yılları arasında Japon Hükümeti Kültür ve Eğitim Bakanlığı, Monbusho'nun TC hükümeti emrine verdiği bir araştırma bursunu alarak Osaka Üniversitesi Mikrobiyal Hastalıklar Araştırma Merkezi'nde misafir araştırıcı olarak 2 yıl süreyle çalışmıştır. 1986 yılında doçent, 1996 yılında profesör unvanlarını aldı. 1996 yılında fakültesinde enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalının kurulmasıyla bu ana bilim dalına katıldı. 1996-2002 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük görevini yürüten Profesör Doktor Nedim Çakır, 2013 yılında kendi isteğiyle emekli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalında görev yapmaya başladı. Halen üniversitemizde, fakültemizde mevcut idari görevlerine ek olarak Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalı başkanlığını da vekaleten yürütmektedir. Hocam sözü size bırakıyorum. Çünkü Çok sizden öğrenmeye teşekkürler. Çok alakalı çok teşekkürler. şey var. Sağ olun, sağ olun. Buyurun Herkese hocam. iyi akşamlar. Umarım slaytlarım görünüyordur. Tamamdır hocam. Bir tek sorun var, ben göremiyordum. Evet. Herkese iyi akşamlar tekrar. Ben Nedim Çakır'ım. Sizlere bu akşam dünyanın karşılaştığı büyük bir tehlikeden, SARS-CoV-2 enfeksiyondan söz edeceğim. Bu sunumumu canım kardeşim Doktor Nihat Dayanıklı aramızdan ayrılan COVID nedeniyle ve tüm sağlık emekçilerinin aziz anılarına ithaf ediyorum. Katıldığınız için ayrıca teşekkürlerimi, şükran hislerimi ifade etmek isterim. Birçok şey konuşacağız, başınızı ağrıtacağım bu akşam. Öncelikle tarihsel perspektif ve epidemiolojiden başlamak isterim sözlere. Bu hastalık nasıl ortaya çıktı, neler oldu onları anlatayım öncelikle. Onlardan bahsedeyim. Burası Çin. Şu mavi halka içinde gördüğünüz yer Wuhan kenti. Biraz sonra öbür bölgeden de söz edeceğim. Görüldüğü gibi biraz güneye bakan Doğu Çin'de yer alan bir kent. Bu kentte 30 Aralık 2019 yılının son artık 2019'un son yıllarının son günlerinde Hubei Wuhan'da bir canlı hayvan pazarı var. Canlı hayvan pazarı ıslak pazar diye geçiyor. Yani hayvanların oradaki kesilip yendiği veya tabii kızartıldığı, pişirildiği yerler. Orada alışveriş eden bir kişi de birkaç gün sonra ateş, nefes darlığı ve kuru öksürük ortaya çıkıyor. Ama klinik tablo biraz alıştığımızın dışında ağır bir klinik tablo şeklinde geçiyor. Kısa sürede bu hastalık başkalarına da bulaşıyor. Bulunduğu yerde hastanede çalışanlara vesaireye. Ondan sonra da ortalığı kasıp kavuruyor bu hastalık. Derhal bütün şehirde bu hastalık yayılıyor kısa sürede. İlk hastalanan hayatını, yaşamını yitiriyor. Bu hastalığa o günlerde virüse o günlerde bir takım isimler takıldı. Ama bildiğimiz şu ki bu insan bu pazardan bir yarasa alıyor. Yarasa onlar için biraz kutsal bir hayvan, mübarek bir hayvan. Ve bu hayvanı pişirip yiyip kendilerine de onun kutsallığı geçsin istedikleri için ortaya çıkan bir sıkıntı, bir sorun.
Bugün bu hastalığa COVID-19 hastalığı adı veriyoruz. Ağır seyirli bir üst solunum yolu enfeksiyonu nefes darlığı da yapıyor. Solunum sıkıntısı da yaratıyor. Bu o pazardan çekilmiş bir resim. Görüyorsunuz şeyin satıcının olduğu yerde bol miktarda yarasalar. Ön tarafta pangolinler var en sağ alt köşede ve diğer hayvanlar. Burada satılıyor, pişirilip satılmak üzere hazırlanmış durumda. Hastalık önce Wuhan'da, bu ilk çıktığı kentte yayılıyor. Daha sonra Çin'in diğer şehirlerine bulaşıyor buradan. Bütün hastalarda ortaya çıkan ortak karakter yüksek ateş, halsizlik, kuru öksürük, daha sonra balgam çıkarmaya dönüşebiliyor ve ağır bir klinik tablo ve bazen ölümle sonuçlanan bir ciddi hastalık tablosu. Buradan Çin'deki bölgelerden hemen dünyanın diğer yerlerine hastalığın yayıldığını görüyoruz. Tarihsel perspektifi bir baktığımızda işte ilk günlerde 30 Aralık'ın ilk gün, saatlerinde ortaya çıkan bu hastalık 7 gün sonra virüsün izolasyonuyla bir yol alıyor. Ve ilk olarak bir virüs tanımlanıyor. Bir viral hastalık olduğu anlaşılıyor bu. Hemen bunun genetik yapısı araştırılıyor. Yarasalarla ilgili olduğu ortaya konuyor. Pangolinler de bir ara baştan sorumlu tutuluyor. Onlar paçayı kurtarıyorlar açıkçası. Wuhan adeta bir şey cehennem yerine dönüyor ve kapatılıyor bütün kapıları dış merkezlere. Ve global bir şey ilan ediliyor, alarm durumu ilan ediliyor. 11 Şubat 2020'de hastalığın COVID-19 adını aldığını görüyoruz ve virüse de SARS-CoV-2 isimlendiriyoruz. Kısa süre içinde bu virüsün insan vücudunda özellikle boru sistemleriyle çalışan kalp damar sistemi, solunum sistemi ve bağırsak gibi yerlerde hücrelerde mevcut ACE2 diye bir reseptör var. Bu ACE2'ye yapıştığı ve bura aracılığıyla hücre içine girdiği anlaşıldı. Yine bu haritada şeyde zaman çizelgesinde gördüğünüz gibi Fransa'da bir süre sonra ortaya çıktı hastalık. Çin bunun ilk ölümünü 11 Ocak'ta ilan etti. Bu şekilde gidiyor. Tayland'da hemen bulaşıyor bu hastalık. Çinli doktorların öldüğünü ve büyük sıkıntılar içinde olduğunu görüyoruz bu ağır salgından ötürü. Devreye tabii ki Dünya Sağlık Örgütü giriyor. Dış ülkelerden Mısır da ilk olarak ortaya çıkıyor. İtalya'nın bir büyük sıkıntı yarattığını biliyoruz. Kapatmayı ihmal ettikleri, safsadıkları bir mobilya fuarı nedeniyle ve sonuçta 2 ay sonra dünyanın bu hale geldiğini görüyoruz. Bakın Çin'de ortaya çıkan bu hastalık. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İran'da, İspanya'da ve Batı Avrupa'nın bazı ülkelerinde ön plana çıktığı görülüyor. Arttığı görülüyor bakalım. O günlerde daha henüz Türkiye'den bir bildirim yok ama çok gecikmeden Türkiye'de bu işte nasibini alıyor. Bu tarihsel perspektifte dünyanın her yerinde yayılan bu hastalık günümüze geldiğimizde küresel olarak 106 milyon insanı etkilemiş durumda ve 2,5 milyona yakın insanın yaşamını yitirdiği bir hastalık halini alıyor. Türkiye'de de bu hastalık 2 milyon 550 bin kişiyi tutmuş durumda en son raporlarda ve 27 bin kişi de hayatını bu hastalıktan ötürü yitirmiş durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yine 1692 bildirilmiş ve doğrulanmış olguya 9 ölümün eşlik ettiğini görüyoruz. Dünyaya kendi ölçüsünde Kıbrıs'ımızda bir küçük katkıda bulunmuş oluyor. Salgının ben son halini size getirmek istedim. Salgın dünyada her 100 bin nüfus olmaz. Evet 100 bin nüfusta olgu sayılarına göre koyulaşınca artan oranda olguları görüyorsunuz. Türkiye'mizde Kıbrıs çok küçük ama Türkiye'den daha iyi durumda. Epey Kıbrıs'a oranla dikkat çeken bir durumda Türkiye'deki olgu sayılabilir. Değerli dinleyenlerimiz, on binlerce sağlık çalışanı bu hastalığı başa çıkacak diye uğraşıp çalışıp duruyorlar ve inanılmaz bir performans içinde çalışmak zorunda kalıyorlar. İnsanlar o kadar tıp mensupları, hemşireler o kadar bezmiş durumlar ki, o kadar yorgun durumdalar ki. Bakın burada birçok hemşirenin
Saçlarını kes, bayanlar için saçın ne kadar önemli olduğunu biliriz. Saçlarını kestirdiklerini kolay hizmet verebilsinler diye görüyoruz. Banyo yapacak zamanları bile yok. Birçok sağlık çalışanına erişkin alt bezi bağladığını biliyoruz Çin hükümetinin. Tuvalete gitmesinler, ihtiyaçlarını çalışırken gidersinler diye. Dünya bu kadar ağır bir klinik tabloyla karşı karşıya kaldı. Küresel epidemiolojisinin 2000 yılın ilk 3 haftasına baktığımızda doğrusu sağlık sisteminin çok iyi çalışmadığını ben buradan görüyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ihmaller nedeniyle en büyük SARS-CoV-2 enfeksiyonunu yaşadığını görüyoruz. Çünkü baştan ciddiye almadılar. Diğer yerler biraz daha kolay kabul edilebilir, Asya dahil olmak üzere. Avrupa Amerika ile beraber burada işaretlenmiş durumda. Ama Afrika'ya baktığımızda Afrika'da sanki olgular hiç yokmuş. Afrika bu işten paçasını kurtarmış gibi durumda görünüyor. Halbuki ben Afrikalı öğrencilerime sorduğumda hiç de öyle olmadığının haberlerini alıyorum. Demek ki hala da Afrika'nın başı ciddi biçimde dertte bu hastalıkla. Evet. Şimdi neydi başta? Şeylerin neden olduğu, yarasaların neden olduğu bir koronavirüs enfeksiyonu. Sonra bu olgu bir şekilde insanlara geçince bu defa insan olgularıyla bütün dünyaya yayılan bizim adeta yarasaları unuttuğumuz bir pandemi modeli ortaya çıktı. Biz bu modeli biraz daha geçmiş tarihlerde bu yine yarasalardan kaynaklanan SARS enfeksiyonunda ve MERS enfeksiyonundan da biliyoruz. Onların bir ara konağı var. Ara konak onlarda saptanmış durumda. Misk kedileri SARS enfeksiyonunu insanlara bulaştırdı yarasalardan alıp. MERS enfeksiyonunu ise develerin alıp sonra insanlara Orta Doğu'da bulaştırdığını, bu nedenle Middle East enfeksiyonu, Severe Respiratory Infection adını aldığını biliyoruz. Ama SARS-CoV-2'de, COVID-2'de bugün için bir ara konaktan söz edemiyoruz. Çünkü başta iddia edilen şeylerin, pangolinlerin bir rolünün olmadığını bugün dünya biliyor. Bu hastalık nasıl bulaşıyor? Biraz epidemiolojisinden söz edeyim. Tabii ki damlacık enfeksiyonunu hepimiz biliyoruz. Damlacık enfeksiyonu çekirdeğinde mikroorganizmanın bulunduğu, etrafı suyla kaplı küçük bir kürecik. Ağızdan çıkan bu damlacıklar eğer 5 mikrometreden büyüklerse içinde daha zengin virüs bulunduruyorlar. Hastadan çıkan bu virüsler ve sağlıklı kişiye yine solunum yoluyla alınıp bulaştırılabiliyor. Küçük aerosol dediğimiz daha küçük 5 mikrometreden küçük damlacıklarında az miktarda rolünün olduğunu, özellikle 1 metreden daha yakın bir mesafe ihtiyacı hissettiğini bunları da biliyoruz. İndirek yoldan yani damlacıkların çevreyi kirletmesiyle de bulaşın olabileceğini biz biliyoruz. Ama bu yolun tuvaletler gibi benzer metotlarla bulaşmadığını bugün kabul ediyoruz. Çünkü tuvaletler neden önemli? Çünkü demin mekanizmasında bahsettiğim, bulaş yollarında bahsettiğim ACE2 dediğimiz tutunacak dalların damar sisteminde, solunum sisteminde olduğunu biliyoruz. Bağırsaklarda da var. Fakat bağırsaklar yoluyla atılan canlı virüsün çok fazla bulaştırıcı rol oynamadığını kabul ediyoruz. Resim Wuhan'da Viroloji Enstitüsü. Bu enstitü bir bazı bilim adamları tarafından sorumlu tutulmaya çalıştı. Dendi ki acaba burada yarasalar üzerinde ya da koronavirüsler üzerinde yapılan bazı deneylerde buradan bir kaçak mı oldu? Virüs buradan mı kaçtı diye bir soru akla geldi ve bu speküle edildi bir hayli. Şimdi bu The Scientist dergisinde 2004 yılında yapılan bir olaya atıfla bunun mümkün olmadığı tartışıldı bu dergide. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan iki bulaş biliniyor. Bu laboratuvarlardan virüsün kaçtığı, yani laboratuvar bulaşanları aracılığıyla dışarı çıkarıldığı, istemeyerek de olsa topluma yayıldığı ile ilgili bir olasılık üzerinde durdu. Bu 2006'da mümkündü, 2004'te mümkündü ve gösterildi. Fakat aynı mekanizmanın SARS-CoV-2 için kanıt olarak kabul edilemeyeceğini biz bugün için kabul ediyoruz. Bunu öngörüyoruz. Ama
Yine de son derece bulaştırıcılığı yüksek olan bu koronavirüs 2'nin, tip 2'nin yine de dikkatle laboratuvar ortamında incelenmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Şimdi bu bir şey mi var, bir kötü niyet mi var? Bu bir laboratuvar icadı mıdır, bir biyolojik silah mıdır tartışmaları günümüze kadar geldi. Bunu kabul etmek çok zor. Neden çok zor? Çünkü bunların yaptırımları son derece ağır olur. Biyolojik silahların kullanımı çok ciddi denetim altında. Nitekim Çinli araştırıcılar bir batılı araştırıcıyla beraber aşağıda verdiğim adreste görülen makaleyi yayınladılar. Bu makaleye göre bu araştırıcı grubu, bakın burası Wuhan, Wuhan'dan yaklaşık 2000 kilometre güneybatıda olan Vietnam ve Laos sınırındaki bazı mağaralardan buldukları, topladıkları yarasa örneklerinde bu virüsü izole ettiklerini bildirdiler bu makalede. Demek ki bu virüs hastalık daha ortaya çıkmadan Vietnam ve Laos sınırında, yani Güney Çin sınırından mevcuttu ve belki de yarasaların iklim koşullarının değişikliğine bağlı olarak, küresel ısınmaya bağlı olarak buradan 2000 kilometreye kadar kuzeydoğuya çıkarak Wuhan'a ulaştığı ve Wuhan'da bu hastalığı meydana getirdiği savı bu makalede iddia ediliyor. Evet, daha bilmediğimiz birçok şey var. Bilmediğimiz şeylerden biri de case fatality rate dediğimiz olgu ölüm oranları. Bu tablo biraz eski ama bize bazı soru ipuçları veriyor. Bakın burada kaç olgunun kaç ölümle sonuçlandığı şeklinde bir tablo. Türkiye 2.72 ile yer almış bu tabloda ama mesela Belçika bir hayli yüksek, 16.42. Hala daha bu hastalığın hepimiz aynı şeyi mi konuşuyoruz kuşkusu uyandıracak tarafları var. Evet. Bununla ilgili olarak birdenbire bu böyle bütün pandemi şeklinde alınca, bütün dünyayı saran bir hastalık haline alınca bütün dünyada dev bir makale patlaması oldu, bilimsel araştırma patlaması oldu. Bakın bu yıllarda, bu aylarda bu makale sayılarının nasıl arttığını görüyorsunuz. Çünkü bütün insanların ilgisi bu hastalığa fokuse oldu. Evet. Etkenden biraz ve sonra da hastalığı nasıl yaptığından bahsetmek isterim. Koronavirüsler arkadaşlar, bir beta koronavirüs alt grubuna dahil bir virüs bunlar. Küçük bir virüs, RNA virüsü, virologlar için ya da konuyla ilgilenenler için söyleyeyim. Etrafında spike proteini dediğimiz dikensi çıkıntılar var ya da dokuz şeklinde çıkıntılar var. Enfekte edeceği hücredeki ACE2 inhibitörlerine şu sarı topuzlar aracılığıyla yapışıyor. Etrafında bir membran, transmembran glikoproteinleri var. Virolojiye aşina olanlar için. Bir de zarf proteinleri var. Tabii ki bir de RNA iplikçiği var. Tipik bir virüs. Bu virüsün elektron mikroskopik gerçek fotoğraflarını burada görmektesiniz. Etrafındaki spike dikensi çıkıntılar, topuz çıkıntıları net olarak görülüyor. Evet. Şimdi bu virüs bir beta koronavirüs ailesi üyesi. Aslında biz bu virüsle başımızı daha önceki yıllarda çok büyük dertlere soktuk. Yine aynı şekilde yarasalardan kaynaklanan, bunu net olarak bildiğimiz, sonra da bir türlü kendi kendini sınırladığı, oh çok şükür bundan kurtulduk dediğimiz, ama bu kurtulmaya karşılık bundan hiçbir ders çıkarmadığımız hastalık grupları var. Burada bu üç hastalığı kıyaslıyorum, size kıyaslamaya çalıştım. SARS, yani ciddi akut solunum sistem enfeksiyonu, MERS yani Middle East, Orta Doğu'dan kaynaklanan enfeksiyon ve bugün başımızın büyük belası, dev belası, bir biyolojik felaket haline gelen SARS-CoV-2 enfeksiyonları. Hepsinde yarasalar kesin konak. Ara konağı söyledim. Bulaştırıcılık oranı çok önemli. Çünkü öldürücülüğe baktığımızda mortalite diye bunu biz bildiriyoruz. SARS mesela %8-10 öldürücülüğe sahip. Ama toplam ölüm sayısı 750 kişi. MERS'e bakıyoruz, %25 öldü. Yani her 4 kişiden 1 kişinin öldüğünü görüyoruz MERS enfeksiyonunda. Ama 2500 kişi yakalanmış, 800 kişi ölmüş. %1,3'lük ölüm oranına sahip olan bugünkü bu dev pandemide de
Bakın 107 milyon kişi, en son rakam bu, hastalığa yakalanmış ve 2.3 milyon kişinin ölümüne neden olmuş. Nerede 750, nerede 860, nerede 2.3 milyon. Demek ki öldürücülüğü düşük bile olsa hastalığın kolay yayılabilmesi gibi bir özelliği işin ciddiyetini karşımıza daha rahat bir şekilde konuyor. Evet, bu tablolar bizim viral hastalıklarda çok alışık olduğumuz bir tablo. Bakın şurada hastalık bulaşıyor. Şurada hastalık bulaşıyor. Bir belirtisiz evre ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra da belirtili bir evre görülüyor. Bu belirtisiz ve ilk baştaki belirtileri ortaya koyan şey virüsün kanda saptayabildiğimiz parçacıkları. Virüsün gerçek parçacıkları. Hastalığın sonuna doğru, hastalık klinik tablosunun sonuna doğru antikorlar oluşmaya başlayınca ki biz buna IgM antikorları diyoruz. Hastalığı sonlandıran antikorlar, işte bunlar klinik tablonun sönmesine neden oluyor. Bir süre sonra da bizim IgG dediğimiz artçıl deprem gibi görebileceğimiz savunma elemanları ortaya çıkıyor ve bizi uzunca bir süre bu hastalıktan koruyacağını umut ediyoruz. Pek de fazla öyle gibi durmamasına rağmen, ama umutlarımız böyle. Bu süreç eğer aşı yapılırsa arkadaşlar, bu böyle dümdüz devam edecek yıllarca belki de. Evet, bu tipik bir tablo. Şimdi başta size virüsü tanıtırken 3-4 proteininden söz ettim yapısında. Membran proteinleri vardı, transmembran proteinleri. Zar proteinleri vardı. Bir de RNA'ya bağımlı RNA polimeraz enzim diye bir enzimi var. Bugün yapılan, bütün dünyada yapılan çalışmalarda biliyorsunuz mutantlarla başımız dertte ve mutant diye canımız gidiyor, başımız belaya girecek gibi. Bakın bu haritada dünyanın değişik bölgelerinden yapılmış mutasyon çalışmalarının sonucu. Görüyorsunuz ki membran proteinleri üzerinde bir mutasyon çok fazla değil. Zar proteinleri üzerinde olan da çok fazla değil. Ama RNA depandan RNA polimeraz enzim mutasyonları başımızın büyük derdi olacak gibi duruyor. Bizim bütün bilim insanlarımızın bu RDRP enziminin mutasyonları üzerine ciddi çalışmalar yapması lazım. Kendi ana bilim dalındaki arkadaşlarıma da bu çalışmalar için planlar yapmasını öneririm. Evet, şimdi virüs nasıl bulaşıyor? Ona bir bakalım. Virüs global bir hal aldıktan sonra biliyoruz ki damlacık enfeksiyonu şeklinde yayılıyor. Ve bunlar gelip solunum yoluyla bulaştıktan sonra ACE2 reseptörü dediğimiz reseptöre yapışıyorlar. Sonra da hücre içine girerek tipik hastalıklarını meydana getiriyorlar. Evet, bu hastalık sırasında bizim bu IgM ve IgG dediğimiz antikorları oluşturan B hücrelerimiz aktive oluyorlar ve kısa süreli de olsa hastalığı sonlandıracak kadar antikor oluşturuyorlar. Asıl soruma da görevli alan hücresel immünitenin ana kökenleri olan CD4 hücreleri ise daha sonra harekete geçiyor. Beklentimiz o ki bunların uzunca bir süre hastalığı kontrol altına alması. Evet. Malum hastalığın en önemli belirtisi solunum sisteminde alveol dediğimiz hava keseciklerinde. Bu da alveolin hem etrafında dolaşan kapiller damar. Virüs buraya geldikten sonra kapiller alveol duvarlarını geçerek damar içine giriyor ve burada büyük hasarlara neden olarak solunum sistemini adeta felç ediyor. Evet. Yine bu işlemler sırasında alveoller içinde biriken birçok sitokin dediğimiz malzeme, madde ortamlara yayılarak ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Bunların başında fibrotik akciğer dediğimiz akciğer zararlanması, artan miyokardiyal enflamasyon ve miyokard kayıpları ki birçok hastanın kalp kası kaybından öldüğünü biliyoruz. Hücresel ölümler, bütün bunlar ciddi bir klinik tabloyu ölüme kadar götüren hastaları ciddi bir klinik tablonun bileşkenleri oluyor. Burada da yine aynı mekanizma var. Sadece şunu ilave etmek isterim. Akut akciğer zararlanması ve ARDS dediğimiz akciğerin iflası, böbrek kayıpları, miyokard incinmesi, zararlanması,
nörolojik komplikasyonlar, karaciğer ve daha sonra da koagülasyon faktörlerinin, yani pıhtılaşma faktörlerinin bozulmasına bağlı olarak yaygın damar içi pıhtılaşmaları ortaya çıkıyor. Bütün bu olaylar klinik tabloyu bize izah ediyor. Evet. Biz bunlara bugün sitokin fırtınası diyoruz. Sitokin fırtınası bu olaylar sırasında ortaya çıkan vücudu zararlı şekilde etkileyen maddelerin toplamı. Ne oluyor akciğerde özellikle? Öksürük, solunum yetmezliği, balgam çıkarma, pnömoni, akciğerin iflası, kalp ciddi biçimde zararlanması ve sindirim sisteminde de bu reseptörler var dediğim, bulantı, kusma gibi ve diyare gibi semptomlar ve bütün vücudun bundan etkilenmesine bağlı olarak ürperme, halsizlik, ateş gibi faktörler ortaya çıkıyor. Bir tabii koku alma bozukluğu vesaire de bunlara ekleniyor. Bütün bunların sebebi sitokin fırtınası dediğimiz, bizim sepsis olgularından çok iyi tanıdığımız benzer olaylar. Bütün bunlara olarak klinik tabloya bir değinecek olursak bu mekanizmalardan sonra, SARS-CoV enfeksiyonu bir kuluçka dönemine sahip, esas problem zaten burada. Bakın 2 ile 14 gün arasında uzunca bir kuluçka dönemi var. Nedir kuluçka dönemi? Virüsün bulaştıktan sonra hastalık yapıncaya kadar sessiz sessiz vücutta yayılıp ondan sonra da etrafta herkesi enfekte edip herkesi kontamine ettiği bir dönemdir. Bu çok uzun olduğu için SARS-CoV enfeksiyonları kardeşi SARS ve MERS'ten daha büyük dev öldürücülüğe yol açmıştır. Evet. Bulgulara bakalım. Ateş en temel ve en yaygın semptom. %98. Neredeyse her hastada ateş var. Pnömoni benzeri semptomlar. Kuru öksürük bakın %76. Ve diğer bulgular bunları izliyor. Birkaç gün sonra balgam çıkarmaya başlıyor hastalar. Daha az oranda. Koku alma bozukluğu vesaire. Ama bazı hastalarda da ishal ve baş ağrısı gibi semptomlar da bunlara eşlik ediyor. Evet. Bu tabloyu niçin getirdim? Çünkü bu tabloda yoğun bakıma gelince hastaların orta sütunda gördüğünüz birdenbire tablolarda bazı semptomların eklendiğini görüyoruz. ARDS gibi, dispne gibi semptomların buraya eklendiğini görüyoruz ve yoğun bakıma yatmayan hastalarla kıyaslandığında ciddi farkların ortaya çıktığını da görüyoruz. Demek ki hastaları tedavi sırasında yoğun bakıma muhtaç etmeyecek önlemlerin alınması lazım. Sevgili Özüm kardeşim eğer aramızdaysa bunu çok iyi bilecek. Bu da radyolojik bulgusu. Burada pulmoner akciğerin kompüterize tomografi bulgusunu görüyorsunuz. COVID-19 hastalarında. Buzlu cam, periferde buzlu cam görüntüsü var radyolojik olarak. Bu ilk evrede aslında. Akciğerin kenar kısımlarında görülüyor. Nodüler lezyon dediğimiz yuvarlak lezyonlar var ama damarsal görünümler de ortaya çıkmış. Demek ki damarlarda da bir zararlanma var akciğer damarlarında da. Bakın bu 2-3 hafta geçince akciğer bu hale geliyor. Adeta turşusu çıkmış bir akciğer görüntüsü tabloya hakim oluyor. Bütün bunlar sonuç olarak enfeksiyonlarda hastaneye yatış gerekebiliyor birçok hastada. Bakıyoruz acaba hangi hastalar daha çok yatışa muhtaç? İşte burada da gördüğünüz gibi 85 yaşta en yüksek, 75-84 arası yüksek. Yani yaş ilerledikçe hastaneye ihtiyaç duyma ve buradan da yoğun bakıma ihtiyaç duyma giderek artıyor. Evet. Peki ölüme ilişkili mi? Ölümle ilişkilendirilebilir mi? Maalesef evet. İşte bakın burada 75 yaş üstü hastalarda ölümün %48.7 olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse hastaların yarısı şey yapıyor. Eğer bu hastalar yine 65-74 yaş civarında %24'e iniyor. 64-65 yaş, 45-64 arasında özür dilerim %22 böyle devam ediyor. Sağdaki iki sütunu kıyaslarsanız, burada oranlar değil ama hasta sayıları var. Burada da yine arasında alta yatan hastalığı olanlarda, yani kalp, hipertansiyon, miyokard enfarktüsü geçirmiş hasta vesaire ya da kanser tedavisi gibi gören bir takım hastalarda mortalitenin diğerlerine göre daha fazla olduğunu, yüksek olduğunu görürüz. Bütün bunlardan biz
aşılama stratejilerini çıkarıyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bu algoritmayı yayınladı. Tedaviye kim, hangi hastaları alalım diye. Der ki Sağlık Bakanlığı, TC Sağlık Bakanlığı, semptomlarına, belirtilerine bakın. Var mı yok mu? Semptom varsa hastanın yaşını değerlendirin. 60 yaş ve üzeri ise tedaviyi verin. 60 yaş altıysa semptomlu ve 60 yaş altıysa eşdeğer eden, eşlik eden hastalığı var mı diye bakın. Kalp, şeker, yüksek tansiyon gibi. Eğer varsa yine tedavi alın. Bu hastalarda eğer komorbid hastalığı, eşlik eden hastalığı yoksa bu durumda da hastanın pnömonisini değerlendirin. Yani akciğer enfeksiyonunu değerlendirin. Ağır enfeksiyon varsa yine vakit kaybetmeden hastayı tedavi alın. Evet. Etkin tedavide hiç uzatmayayım burada lafı. Favipiravir'i öneriyor Sağlık Bakanlığı. İlk gün 2x8 tablet. Sonraki 5-10 gün süre ağırlığına göre tablonun 2x3 tabletle favipiravir'i öneriyor. Bu tabii ki yetmez. Hastaların bir özel sepsis tablosu olduğunu söylediydim. Bu sepsisle başa çıkacak savaşım metotlarını da özellikle yoğun bakımcılarımız çok iyi bilirler. Bunların yine sepsisle savaşım metotları dahilinde başa çıkılması lazım. Ve destek tedavileri de önemli. Özellikle bu yaygın damar içi pıhtılaşmalarını, kanın damar içi pıhtılaşmalarının önüne geçilmesi lazım. Bir ay kadar oldu tahmin ediyorum. Sevgili Ferda hocamız bize aşılarla ilgili çok şey anlattıydı. Büyük fayda gördüydük çalışmalarından ve sunumundan. Aşı çalışmalarını biraz kolay geçeceğim ben. Ama dünyada 4-5 çeşit aşının var olduğunu, bizim kullandığımız aşının şu ikinci grupta görülen tam inaktive virüs, öldürülmüş virüs yani, antikor yanıtı kuvvetli. Ancak bunu elde etmek için bol virüs üretmemiz lazım. Klinik uygulamalardan deneyimimiz olduğu olan birçok da virüs var. Canlı virüsün hastalık yapmayan bireylerini kullanabilir miyiz diye düşünüp yol alanlar var. Ama bu çok tehlikeli tabii ki. Özellikle kullanım sıkıntıları var. İnfluenza'dan, gripten alışık olduğumuz protein alt üniteleri aşıları var. Çok iyi bir aşı yöntemi değil. Yine rekombinant aşılar var. Rekombinant aşılar şöyle yapılıyor. Virüsü özellikle aşı üretmek istediğiniz kısımlarının genetik yapılarını bir taşıyıcı virüsün içine sokuyorsunuz. Bu hastalık yapmayan masum virüsü masumiyetini koruyorsunuz ama hastalığa karşı bir taşıyıcı gibi kullanarak antikor oluşturmasını sağlıyorsunuz. Model güzel, halen uygulanıyor ama kötü bir immünojen yapıya sahip. Diğerlerinden en çok kullanılanı şu Pfizer-BioNTech'in en alttaki aşısı. Burada da virüsün bir gen parçasını insan hücrelerine sokuyorsunuz ve messenger RNA'larında bu virüs ait partikülleri üretmesini bekliyorsunuz. Sonra da bundan antikor elde edilmesini sağlıyorsunuz. Evet, bütün bunlar halen geçerli olan belli başlı aşılar. Baktığımızda inaktive pembe renkli olan inaktive Sinovac aşısının oldukça bir numara değilse de 3 numaralı sırayı aldığını görüyorsunuz. Diğer aşılar sırayla benzer şeylerde yer alıyorlar. Evet. Bakın RNA şeyleri, BioNTech aşısı şeyin altında. İnaktive virüsün altında. Evet. Dünya pazarlarında bu aşıların sunduğu kullanımlarda da yine farklılıklar söz konusu. Bundan sonraki slaytları geçeceğim. Slaytlarımı isteyen herkesle paylaşmaktan büyük onur duyarım. Çünkü aynı şeyleri daha bir izah var. Ama şunu bilelim ki inaktive virüs aşıları virüsün tamamına karşı antikor oluşturduğu için bence hiç de yabana atılmaması gereken aşılardır. Bu tabloları geçerken size yapılan çalışmaların bir sonucunu söyleyeyim. Bugün için yapılan birçok çalışmada aşıların etkinliği arasında büyük bir farkın olmadığı ortaya kondu. Lütfen hiç kimse bu konuda bir tereddüt yaşamasın. Aşılanın da şimdilik hangisini aşılanırsanız onu aşılayabilirsiniz rahatlıkla. Evet. Protein aşıları da yine aynı şekilde. Evet. Şimdi gelelim önemli bir kısma. Yarasa kaynaklı dedik. Başa dönelim tekrar.
Bu kaynağın, bu yarasaların rolleri ne ve ne kadar tehlike yaratıyorlar insanlıkla? Onlardan söz etmek isterim. Tabii bir vahşi hayvanı, bir yabanıl hayvanı, siz biraz da mübarek diye, biraz da protein açığınızın kapatılması amacıyla böyle açık pazarlarda satarsanız, tabii ki dünyanın başına en büyük belayı da açmış olursunuz. Arkadaşlar, bu tablomda yarasa kaynaklı koronavirüsleri görüyorsunuz. Bakın kaç tane yarasa kaynaklı koronavirüs hastalığı var. Nereden geliyor? Bakın bunlar 1960'lı yıllardan gelen hastalıklar. O zamandan beri takip edilip gelen hastalıklar. Hiçbir ders çıkarılmamış insanlık bunlardan. 2002'de SARS gelmiş, ondan da ders çıkarılmamış. 2013'te MERS gelmiş, 2012-2013'te ondan da ders çıkarılmamış. Ta ki başımızı büyük belaya, bugünkü probleme sokuncaya kadar. Peki yarasalar burada rolü ne? Ne yapıyor bu yarasalar? Başka hastalıklarda rolleri var mı? Evet, var. Kuduz benzeri virüslerin, kuduz ve benzeri virüslerin bulaşmasında önemli rol oynuyor yarasalar. Silvatik kuduz dediğimiz yabanıl doğa kuduzunun önemli bir bulaştırıcısı. Özellikle gelişmiş ülkelerde, mesela İsveç'te, örneğin Finlandiya'da ya da İspanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da ormanlarda gezen bu yarasalar taşıdıkları ve kendilerinin etkilenmediği kuduz virüsünü yabanıl doğadaki memelilere aktarıyorlar. Ve onlar da ormana bir şekilde giden insanlara bulaştırabiliyorlar. Bunun birçok virüs varyantı var, değişik virüsleri var. Afrika'yı kasıp kavuran Ebola yine aynı şekilde yarasalarla bulaşıyor. Bakın öldürücülüğü, mortalitesi %25 ile 70 arasında. Bunun bir laboratuvar şeyi varyantı Marburg aynı şekilde. Sahra altı Afrika'da yıllarca Ebola hastalığı Afrikalıların canını okudu. Batı kılını kıpırdatmadı bu şeyler karşısında. Nipah virüsler var. Nipah, bu iki virüsün ortak ismi. Nipah virüsleri var arkadaşlar. Nipah virüsleri Malezya'da muz tarlalarının yanındaki şeylerden, yarasalardan burada çalışanlara bulaştı ve öldürücülüğü yüksek, mortalitesi yüksek bir hastalığa neden oldu. Bunun kardeşi Hendra virüs. Malezya'dan sonra bu virüsü biz Kuzey Hindistan'da da gördük. Bunun kardeşi Hendra virüs da yine aynı şekilde bu kez Avustralya'da ortaya çıktı. At çiftliklerinde, at haralarında hara çalışanlarına bulaştı. Onda da gene mortalitesi yüksek. Ancak birkaç olguyla sınırlandı bunlar. Yine hiç kimse kılını kıpırdatmadı bu hastalıklar karşısında. Diğer birçok hastalık var. Chikungunya virüsü var. Bunlar hep yerel hastalıklar. Venezuela at ensefaliti var. Avrupa at ensefaliti var. Bütün bunlar yarasalardan kaynaklanan enfeksiyonlar. Şimdi yarasalar peki ne oluyor bu arada? Yarasalarda bu hastalıklar ne yapıyor? Çoğunda hiçbir şey yapmıyor. O halde bizim biraz yarasalara dikkat etmemiz lazım. Yarasalar bir defa uçan tek memeli türü. Yaklaşık erken Eosen çağda, yani yaklaşık 50-60 milyon yıl kadar önce diğer memelilerin evrimlerinden ayrılıyorlar ve tek başlarına sürdürüyorlar bu evrimlerini. Bunu yaparken uçma yetenekleri nedeniyle insanlardan çok daha yıllar önce, milyonlarca yıl önce mağaraların son derece güvenli yer olduklarını keşfederek bu mağaralarda tünekler yapıyorlar, buraya tünüyorlar. Ve burada koloniler oluşturuyorlar. Kendi içlerinde milyonlarca yıl bu biraz önce saydığım birçok virüs etkenini bulundurarak ve onlarla bir ortak yaşam biçimi koyarak o virüsleri günümüze kadar getirdiler. Evrim sırasında viral etkenlerini de beraberlerinde taşıdılar yani. Ancak bu viral etkenlerin çoğu onlarda hastalık yapmıyor, patojen karakteri de yok. Bu tabii çok enteresan. Yarasalar, bakın şurada gördüğünüz küçücük bazı yarasalardan tutun da uçan tilki dediğimiz birkaç metreye kadar boyları uzanan yarasa türleri var. Yarasalar çok çeşitli türleri olan canlılar. Bakın dünyada 1400'den çok yarasa türü hakim. Bunların da
toplam memeli sayısının %20'sini oluşturduğunu, bütün dünyanın %20 memeli türünü oluşturduğunu görüyoruz. Yani çok yaygındır yarasaların dünyadaki varlıkları. Hiç de öyle yabana atılacak hayvanlar değil, korunması ama onlarla iyi geçinilmesi şart. Taksonomilerinden söz edeceğim ve ekosistemdeki görevlerinden söz edeceğim yarasaların. Biz bugün kolaylık olsun diye yarasaları 3 beslenme çeşitlerine göre 3'e ayırıyoruz. Karnivor yarasalar, yani vampir yarasalar. Orta ve Güney Amerika'da sadece yaşıyor bunlar. Frugivor yarasalar, yani meyvecil, meyve yiyen yarasalar. Ve insektivorlar, yani böcek yiyen yarasalar. Bakın bu slide böcek yiyen yarasaları gösteriyor. Bir tanesi çekirgenin canına okumakla meşgul. O kadar büyük bir faydaları var ki dünyaya bu yarasaların. Bir insektivor yarasa, böcekçil yarasa bir gecede ağırlığının yarısı kadar böcek yiyor. Bu sayede özellikle çekirge sürülerini ortadan kaldırarak buğday, arpa ve çavdar gibi ürünlerin bir numaralı koruyucusu durumunda yarasalar. Yarasalardan asla vazgeçmek mümkün değil. 53 milyar dolarlık bir yılda böcek kontrolünü sağlıyorlar. Onun için vazgeçilmez bir şey. Peki diğerleri ne durumda? Doğrusu karnivor yarasalar için pek bir faydalı bir şey okumadım. Ama meyvecil yarasalardan bahsedeyim size. Bu yarasalar meyveleri çiğneyip öz sularını yutuyorlar ve çekirdeklerini de tükürüyorlar. Sadece öz suyunu içiyorlar. Bu nedenle de ormanlaşmaya büyük faydaları var. Bunun yanında çok sevdiğimiz meyvelerin de bir numaralı tozlaştırıcısı olarak rol oynuyor. O halde yarasalar ekosistemin vazgeçilmez canlılarıdır. Yarasalar öyle öldürüverelim yarasaları da. Bu koronavirüsler ortadan kalksın ya da diğer virüsler ortadan kalsın, bu pek mümkün değil. Bedenini çok ağır öderiz bu, eğer böyle bir şeye kalkışırsa insanlık. Yarasaların bir var, özellikleri var. Göçüyorlar ve kış uykusuna yatıyorlar. Neye beslendiklerini izah etmeye çalıştım. Bu besinlerin bir yıllık frekansları var. Yani bilirsiniz, böcekler bir mevsim görülürler, ondan sonra kalkarlar. Ya da meyveler bir süre için varlardır, sonra bir süre yıl içinde diğer mevsimlerde olmazlar. İşte bu mevsim değişiklikleri sırasında yarasaların ne yaptığına bakıyoruz. Bunlar ya göçüyorlar ya da kış uykusuna yatıyorlar. O kadar enteresan bir şey ki yarasalar. Bu kış uykusuna yatan yarasalar mağara içinde vücut ısılarını mağara ısısına kadar düşürüyorlar. Yani 8-10 dereceye kadar düşürüyorlar. Dakikada 80-100 olan kalp atım sayılarını 3-4'e indiriyorlar. Ve bu şekilde tekrar doğanın uyanmasını ve sahip beslenmek için istedikleri böceklerin tekrar canlanmasını istiyorlar ve bekliyorlar. Ya da göç ediyorlar. Bu göç tabii çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Göç etmede tabii ki her ikisinde de insektivor yarasalarda da mevsim değişiklikleriyle böcek popülasyonları alışık olmadıkları bir coğrafyaya doğru gittikçe yarasalar da beraber gidiyorlar. İspanya bunlardan son derece tedirgin arkadaşlar. Neden tedirgin? Çünkü yanı başlarındaki Afrika'da sıtma var. Malaria var. İşte malaria yayan böceklerin bu küresel ısınmayla İspanya'ya doğru göç ettikleri izleniyor. Ve eyvah diyorlar, biz de yakında malaria ile bulaşlı bir ülke haline geleceğiz. Keşke sadece öyle olsa. Bu malaria bulaştıran böceklerin kendi yarasalarını da bu coğrafyaya geliştirme olasılığı var. O nedenle küresel ısınmadan etkilendiklerini söyleyebilirim. Tabii bu küresel besin maddeleri buradan uzaklaştıkça alışık oldukları ekolojik habitattan kendi ekolojik nişlerini değiştirerek bu coğrafyalara doğru göç ediyorlar. Tabii ki tehlikeli viral hastalıklarını da diğer memelilere ve insanlara bulaştırıyorlar. İşte o nedenle Laos'taki, Vietnam'daki yarasaların
mevsimsel, iklimsel değişikliklerle çok ihtimaldir ki Wuhan'a da kadar gitmeleri ve Wuhan'da sahip oldukları bu koronavirüsleri bizlere, insanlara bulaştırmaları söz konusu olmuş olabilir. Yani o makalenin çok ciddiye alınması gerekir diye düşünüyorum. Keşke yarasaların tek derdi bu mevsim değişiklikleri olsa. Bir de başlarında insanlık belası var. Bu Amerika'dan bir resim. Sanki yiyecek hiçbir şey bulamadılar. Izgara, yarasa, bununla geçinen Amerikan şeyleri var. Restoranları var. Yarasa restoranları var. Akla zarar iş. Yabanıl hayattan uzak durmamız. Onları korumamız ama uzak durmamız lazım. Bakın bu, çok özür dilerim, yemeğe hazırlandığınızı biliyorum ama bunu paylaşmak zorundaydım. Bir yarasa çorbası. Yine aynı şekilde, aynı coğrafyalarda. Çin bu. Çince bir şeyler yazıyor çünkü şeyde, peçetelerde. Yarasa çorbası. Hazıklımın kökünü yesin diyeceğim geliyor. Bir Çinli bayan oturmuş büyük bir kemali afiyetle bir yarasa yiyor. Başka yiyecek şey mi bulamadın? Ha, ama ne var? Çin hükümetinin de büyük hataları var. İnsanları protein kaynağı olarak böyle canlılara mahkum ettiği ve mecbur bıraktığı için. Bizim bu şartları düzeltmeden bu tür çevresel felaketlerden başımızı alabilmemiz mümkün değil. Ve bunun tam bir çevre felaketi olduğunun da tekrar altını çizmek isterim. Yarasalar bu nedenle nedenleriyle yarasalar yararları nedeniyle ekosistemden sistemde vazgeçilmez canlılardır. Peki ne yapalım bu durumda? İnsanlara ve insanlığa saygı. Çevreye saygı, yabanıl doğaya saygı, ekosisteme saygı, bilgiye ve bilime saygı, emeğe ve üretime saygı, ülke değerlerine, insanlık değerlerine saygı. Sorunlarımız ve sorularımız ne? Biliyorum, aşı karşıtları var. Başımızın ayrı bir belası yetmezmiş gibi. İlaç dirençleri, aşı dirençleri yine kapıda. Mutasyonlar başımızın baş belası ve insanlığı ciddi biçimde tehlikeye sokan bir faktör. Diğer insanlara, canlılara, doğaya, ekosisteme saygısızlık yine soru değil ama sorunlarımızın başında geliyor. Sözlerimi çok uzattığımı biliyorum ama lütfen beni bağışlayınız. Sabrınız için teşekkür etmek isterim. Sizi bu güzel resimle uğurlamak isterim. Çok teşekkürler ederim beni sabırla dinlediğiniz için. Nedim Hocam çok teşekkür ederiz. Hem bu bilgi verici konuşmanız için hem de güzel mesajlarınız için. Eve gidecek mesajları da aldık. Ben izin verirseniz sorular var. Burada Özüm Hoca dinliyorum hocam demiş. Çok özür güzel yorumlar. Dinliyorsa bir saniye Mahmut, özür dilerim. Bir değişiklik yap, şu Özüm Hoca'ya şeyi sorabilir miyiz? Görünüyor mu slaytlarımız? Şu anda kalktı hocam slaytlarımız. Belki Özüm Hocam bize belki gelecek haftaki gelecek programda bunu sunar. Özümcüğüm bize çok kısa olarak şeyi izah eder misin? Eğer kontak kurma imkanım varsa radyolojik bulgularını, çünkü klinisyen arkadaşlarımız buna ihtiyacı olabilir. Çünkü başlarını derde sokuyorlar atlayıp. Evet. Özüm Hoca'nın da haftaya konuşması var. O zaman haftaya bırakalım. Özüm Hoca'ya mecburi ev ödevi verelim. Bunu anlasın. Benim mesela çok ihtiyacım var. Peki hocam. Ben Özüm Hoca'ya da bir ara iletirim. Zaten kendisi dinliyor. Tabii ki diye de yazmış. Hocam birkaç soru var. Eşref Çelik hocamız bir soru sormuş. Demiş ki güzel sunumunuz için çok teşekkürler Nedim Hocam. Benim merak ettiğim bir konu var. Virüsün hücre içine girmesini sağlayan AC2 enzimi, yani reseptörü. Herkeste var mı? Yoksa sadece bazı kişilere ve bazı kişilerde mi var? Yok. ACE2 reseptörleri universal. Herkeste var. Ama şu da var tabii ki, insanların kendi mutasyonları sırasında ACE2 mutasyonları olur mu bilmiyorum. Afaki konuşuyorum. Eğer böyle bir olasılık varsa, bazı hani Karadenizler şey derler ya, bize AIDS bulaşmaz diye meşhur mottoları vardı. Belki bu motto hakikaten çıkabilir, böyle çıkabilir. Ama bu bir spekülasyon tabii ki. Bir bilime dayanan değil, tahmine dayanan bir şey.
Herkes de var reseptörleri. Biz aslında bakmıştık hocam Türk popülasyonunda, hatta yeni yayına hazırlıyoruz. ACE2 reseptör gen polimorfizmlerine baktık. Çok da anlamlı bir şey bulamadık açıkçası. Yakında onu yayınlayacağız inşallah. İnşallah zevkle okuruz. Mahmut hocam, şimdi insanlarda mutasyonlar mikroorganizmalarda olduğu kadar kolay değil. Zaten o nedenle mikroorganizmalar 3,5 milyar yıldır dünyada varlar. Evet. İnsanlık da hadi büyütelim rakamı, 8-10 milyon yıldır varlar. Onlar da primatla, insan mı primat mı karar veremediğimiz bir evreden geliyor. O nedenle daha 3,5 milyar yıl onlar bu kolay yapıları ve mutasyon yetenekleriyle var olacaklar gibi duruyor. Evet. Sayın Dekanımızın, Profesör Doktor Gamze Hoca'nın bir sorusu var. Dünya Sağlık Örgütü 8-10 bilim insanı Wuhan'a bu virüsün dünyaya nereden yayıldığını bulmak için göndermişlerdi. Kesin bir bulgu bulabildiler mi? Bir bilginiz var mı hocam bu konuda? Bilgim yok. Ben de sayın dekanım gibi bu konuyu merakla bekliyorum. Eğer bir yayına konu olursa ben de öğrenmiş olurum. Ama bunun işte yazdığım gibi aksini iddia eden bir yayın var. En az bir yayın var. Daha da fazla olabilir. Bilmiyorum. Şimdi görüyorum hocam yorumlarda, Özen hocamız halk sağlığından, doçent doktor Özen Aşıt hocamız, kanıt bulunamadı, açıklanmış demiş. Yine Gamze Hoca demiş ki benim yine de laptan yayıldığına dair kuşkum devam ediyor diye söylemiş. Teşekkürler var hocam. Hepsi başımın üzerinde. Hülya Şenol çok güzel bir sunumdu hocam. Nedim hocam ve Mahmut hocama çok teşekkür ederim. Kaya Suyer hocamız, o da yoğun çalışıyor bu dönemde. İzninizle çıkıyorum demiş. Canım sağ olsun. Antikor kontrolü için 512 kişi kan örneği verdi hastanelerden diye de belirtmiş bize. Onlar bugün çok yoğundu. Gönül Işık Şahlı, çok teşekkürler hocam. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Olduğu için ayrılmış. Filiz Meriçli hocamız saygılarını sunuyor hocam size. Selda hocamız. Saygılar sevgili hocam. Gönülcüğüme de çok teşekkür ederim. Ferda hocamızı zaten çok özledik. Onun da iyi akşamlar. Oy canım hocam. Sağlıklar dilerim sevgili hocam. Sağ olun. Oğuzhan Hoca, Buket Hoca, Umut Hoca. Hocam bayağı var. Sağ olsun. Teşekkürleri hepsini büyük bir şeyle, büyük bir zevkle kabul ediyorum. Soru varsa memnuniyetle şey yaparım. Evet, soru varsa sanırım şu anda soru yok. Ben bir soru sorayım hocam izninizle. Tabii. Peki biz ne bekliyor ya da ne kadar bu korkutucu senaryo ya da bu zulüm değilim artık, hem bizim için hem dünya için devam edecek? Sizin öngörünüz nedir? Mahmut hocam, hiç de kolay değil. Bilmiyorum, tam makale okumadığım için bir şey söylemeyeceğim ama iki gün önce mi, dün mü ne bir haber dinledik. Türkiye'de birçok mutantın varlığından söz ediyor. Neye dayanıyor bu, hangi çalışmaya dayanıyor bilmiyorum. Ama ben bekliyorum ki çok sayıda şey olacak. R0 değeri, yani bulaştırıcılık oranı bu kadar yüksek, bu kadar kolay bulaşan, inkübasyon periyodu, kuluçka devri bu kadar uzun olan bir virüsün bu salgınının önüne geçmek son derece zor. Ne acıdır ki insanlar bununla ilgili bir şeyi farkındalığa sahip değiller. Ama insanlığı büyük bir felaketin beklediğini üzülerek ve içim acıyarak söylemek isterim. Çünkü biz de aynı dünyada yaşıyoruz. Bütün insanlar, bütün ekosistemle beraber ağzı kapalı bir kavanoz içinde yaşıyor Mahmut hocam. Evet hocam. Yaptığımız her şey o kavanozun içindeki herkesi etkiliyor. Amerika zannediyor ki aşıları kendisi alarak aşılanınca dünya ölecek, onlar sağ kalacaklar. Yok öyle şey. Bu virüs, hep söylüyorum, bu virüs gitti. Buckingham Sarayı'nda Prens Charles'ı buldu. Beyaz Saray'da Trump'ı buldu. Öyle değil mi? Kim olduğunu zannediyorsa gitti hepsini şey yaptı. Kulaklarını çekerek, cetvelle ellerine vurarak şey yaptı. Ama en büyük suçlulardan biri de, en büyük hatalardan biri de Dünya Sağlık Örgütü'dür. Anladım. Çok büyük hataları var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Evet, yatacak yerleri yok yani. Yani bir süre daha hocam kendimizi, özellikle kendi sağlığımız için, sevdiklerimizin sağlığı için korunmamız lazım. O üç kuralı bir süre daha herhalde devam edecek durumundayız.
Sözü çok uzattım ama bir konuda bir şey söylemek isterim. Gene de devam edeceğim. Bakın, dünyada orphan drug diye bir kavram var. Öksüz ilaç diye bir kavram var. Eğer bir hastalık çok büyük bir popülasyona yayılıyorsa, tedavisi veya da kontrolü için büyük maliyetler gerekiyorsa, bu ilaçların subvanse edilmesi ve bütün dünyada aynı anda kullanılarak bu salgınların sonlandırılması, söndürülmesi lazım. Bundan bir ticari gayeyle, bir ticari kaygıyla, amaçla, kar gözüyle bakarak bir şeyin üretilmesi son derece yanlış politikalardır. İşte bu nedenle ben Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştiriyorum. Hocam, son bir soru var. Daha sonra programımıza bitirebiliriz. Saltuk Görgülü'nün bir sorusu. Koronavirüs ile kan grupları arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz diye soruyor size. Valla milyonlarca insanın kolaylıkla hastalığa yakalandığına göre çok büyük bir ilişkisi olduğunu tahmin etmiyorum. Ama bu benim bir tahminim. Bununla ilgili bir şey okumuş değilim. Bir tahmin. Belki bir araştırma konusu olabilir. Bilen varsa, paylaşırsa ben de sevinirim. Ben bilmiyorum yani. Ama öyle görünüyor ki yok. Ha, belki klinik ağırlıkla ilişkili olabilir. Çünkü sonuçta bütün bunlar bir reseptör ve akseptör ilişkisi üzerine giden hastalıklar. Hocam, tekrardan çok teşekkürler bu akşam bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize şükran hislerimi ifade edeyim. Lütfen maske. Lütfen maske. Lütfen maske. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün dinleyenlere hürmet ve sevgilerimi ileteyim buradan. Selamlar hocam. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bu akşamki sunumumuzu bitiriyoruz. Herkese iyi akşamlar.